Herkese merhaba arkadaşlar, bir başka kanaldan hepinize selam. Bugün sizden gelen soruları cevaplayacağız. Mehmet'le beraber. Evet evet. Başlayalım hemen. Birbirinizle küstünüz mü, küstüyseniz anınız ne? Biz birbirimize hiç küsmedik ya. Küsmedik ya biz birbirimize. Küsmedik de bir ara böyle görüşmediğimiz, görüşemediğimiz dönem oldu. Benim arkadaş ortamım farklıydı, onların farklı. Onlarınkiyle benim arkadaş ortamım çatışıyordu. Kavgalılardı. Evet. O yüzden o süre zarfında çok görüşmemiştik. En sevdiğin şip hangisi? En sevdiğim şip yok. Benim Semmeh. Semmeh miydi? Mehsen miydi? Hayır hayır. Yok öyle mu? Bir şip yok. O ne? Mehmet'in old şipi. Eskilerden. Eskiler bilir. Sevgilin var mı Mehmet? Yok. Sen bana sor. Sevgilin var mı? Yok. Neden? Yok. Doğru insanı bulamadık daha. Burcun ne? Akrep. Senin? Koç. Koç. Sence hangi sosyal medya aracı? Yani hangi platform? En sevdiğin platform hangisi? TikTok ya. Benim de TikTok. Bence en iyi platform TikTok. Evet TikTok. Üstünüm. Soru, mal mısın? Mal mısın? Hayır. Sen? Bana göre hayır da belki şu an bunu yazan kişiye göre bir malım. Ben de malım. O zaman tamam. Tamam. Neden bu kadar yakışıklı ve tatlısın? Neden bu kadar yakışıklı ve tatlıyım? Annemden dolayı. Yeşim'le hala arkadaş mısın? Evet. Yaren'le nasıl tanıştın? Yaren'le nasıl tanıştın? Yaren'le bir zamanlar böyle TikToker'lar çoğu İstanbul'dayken herkes kendi şehrinden böyle şehrindeyken şey vardı. WhatsApp grubu kurardık. Hepimiz oradan muhabbet ederdik. Oradan tanışıyordum. Ondan sonra İstanbul'a geldikten sonra zaten o dönemde herkes geldi İstanbul'a taşındı falan. Ondan sonra yakın olmaya başladık. Ya ben şu soruyu burada da cevaplayayım. Yusuf Şenli neden uzun makarnayı aldattın diyor. Tövbe tövbe. Arkadaşlar ortaya bir şeyler çıktı. Çıkmasını istemezdim. Karşı taraf yaptığı için benim de bir şey göstermem gerekiyordu. Aslında ben aldatılmıştım ve ben aldatıldığım şeyi zaten göstermiştim. Ama bu ortaya çıkar diye hanımefendi ben onu aldatmışım gibi sosyal medyada böyle gösterdi. Ben de bu kadar çok iğrençleşmesin diye sustum. Sustuğum için böyle soruların çok cevabını vermeyince ben sanki yapmışım gibi gözüküyor. Ben aldatmışım gibi gözüküyordu. Ama dönüp ortaya çıkan şeylere bakarsanız anlayabilirsiniz. Bir daha bu soruyu sormayın. Bana bir şey sormuş. TikTok'u para için mi kullanıyorsun? Tamam. TikTok'u para için kullanmıyorum. Ben bu işe başladığımda bir kuruş kazanmıyordum. Yani şu anda çok bir şey kazandım. Biz bence TikTok'u para için değil de parayı TikTok için kullanıyoruz. Yani sürekli de, evet. TikTok videolarımızı harcıyoruz. Ne dedim ben öyle? Ben sana sorayım sen bana sor bakma. Tamam. En çok para harcadığın şey ne? Bu da yazmıyor ama ben sorayım dedim sana. En çok para harcadığım şey? Yemek. Yemek günlük ihtiyaçları. Al. Senin en sevdiğin şey? Ya ben önceden de bunu söylemiştim yine söylüyorum. Artık şip mi? Şip olarak geçiyor mu bilmiyorum da evlendiler. Orhan'la Petro. Evet evlendiler. Çocukları bile oldu. Benim yeğenim o burada. Ben o şipi destekliyorum. Boom Club neden dağıldı? Arkadaşlar ben size söyleyeyim. Orasıyla 6 aylık bir sözleşmemiz vardı. 6 aylık sözleşme bitince evimiz dağıldı. Yani bu bizlik bir şey değildi zaten. Bu şekilde. Gelecekte kendini nerede görüyorsun? Yine yorumda böyle bir şey yoktu. Ben kendim içimden sordum. Gelecekte kendimi kaç yaşında mesela? 30 yaşında. Ukrayna'da. Tatilde. Kariyer hedefin kariyer. Kariyer mi? Ya hep sosyal medyadan mı devam etmeyi evet, düşünüyorsun? Evet, sosyal medya. Yusuf sen 30 yaşında kendini... Benim de hala sosyal medyada. Ama daha iyi yerlere gelmiş bir şekilde. Evet, bir ünlü, de müzikle ve gelinlikle Yusuf Şenli falan. Ha? Beğendiğin TikTok içerikleri. Hani evet. Mizah mı, değişim mi, global tarzı videolar mı, öğretici videolar mı? Bence öğretici videolar güzel. Niye yapmıyorsun? Ben de bilmiyorum ki. Bilmediğim şeyi nasıl yapayım? Bence öğretici videolar çok güzel oluyor. Bir de global videolar çok eğlenceli oluyor genelde. Çünkü global. Kimsenin yapamadığı bir şey. Yusuf Şenli. TikTok'ta küs olduğun bir sağ mı? TikTok'ta mı küs olduğum? Tabii ki de var. Bir sürü kişi var. Çok mu kişi var? Birkaç. Peki barışmak istediğin birisi var mı işlerinden? Barışmak mı? Barışmak istediğim yok da bilmiyorum. Barışmak istediğim yok ya. Sen de bana sorayım sana. Ben de bir soru sormak istiyorum. Yusuf sorduktan sonra. Tabii. Senin aynı yok, soru. Benim de yok. Yok mu? Yok. Kimseyle tamam. Barışmak istemiyorum. Cellat'la aranız nasıl? Cellat'la aramız... Şimdi şöyle söyleyeyim, küs değiliz ama çok da görüşmüyoruz çünkü hani biz mesela hepimiz aynı evde yaşadığımız için beraber görüşüyoruz her gün ama ben de mesela hepimizin evi ayrı olsa belki biz de görüşemeyebiliriz çünkü mesela Yaren de var aslında, Yaren sorulmuyor mesela, Yaren de çok görüşüyorduk, ona da son zamanlarda görüşemiyoruz çünkü herkesin bir işi var artık, hani nasıl diyeyim, Yaren her gün bir çekime gidiyor, oraya gidiyor, biz mesela çekimlere gidiyoruz ve hatta şu an bir çekimdeyiz, buradan mesela çıkınca başka bir yere gideceğiz, hani herkesin bir işi var, onun da işleri var, görüşemiyoruz, buluşamıyoruz, insanlar da sosyal medyada görüşemeyince şey sanıyor, küs müsünüz, ne oldu falan. Yani İrtibatınız devam ediyor o zaman. Bir küslük yok yani. Küslük yok. Yok. Ben de inanmadım. Peki Cellat bir rahatsızlık geçirdi. O dönemde yanında oldunuz mu veya bir iletişim kurdunuz mu kendisiyle? Biz hastaneye gittik.
Mehmet'le beraber. Hatta oradan bana mesaj geldi. Bir yerden araba kiraladık. Gittik, telaşlı bir şekilde sürüyoruz ve bir elimde telefon konuşmaya çalışıyorum, konuma bakıyorum. O sıra herkes arıyorum, hastane nerede falan. Öğrenemedim hastanenin yerini. O sıra hani hastanedeydi, onlar bakamıyorlardı. Biz de gittik bir hastaneye, oraya sorduk, orada yoktu. Ondan sonra başka bir yere gittik, ben hastaneye geldik. Tam otopark yeri başka yer yok, orası var. Başka arabada girmesin diye hızlıca girdim ben. Birden kaldırıma çarptım. Tampon falan kırıldı hatta o. Ben fark etmediler sanmıştım o uygulama, araba kiraladığımız yer. Geçenlerde mesaj attı. Öde. Onun şeyini ödedi dediler bana, onun parasını istediler. Öyle bir şeyimiz oldu, kaza falan yaşadık. Ondan sonra hastaneye gittik, almadılar. Ben dedim ki hatta önlük giyeyim dedim, gizlice gireyim dedim. Hani fark etmez, ben girerim her türlü. Dedi ki terörist mürürüz sanarlar, yapma dedi. Haklısın falan dedim. Ondan sonra hastaneyi buldunuz mu peki? Bulduk, bulduk hastaneyi. Şey, ben sorduk, buldum. Odasına kadar bulduk. Ondan sonra ama çıkamadık. Dedik ki hani burada sabahlayalım, sabah bari doktoru gelince öğrenelim. Bir de ihtiyacı falan olursa aşağıdan biz alıp geliriz. Yani canı sıkılır, bir şey olur. Oğuzhan'la beraberlerdi. Oyunu falan alırız diye düşündük, yemek falan. Sonra biz yukarı çıktık, dayanamadık. Dedim ki gel çıkalım. Çıktık yukarı, gizlice tam girecektik, bir baktık. Tülin abla. Annesine yakalandık. Aldı bizi aşağı. Oturduk, çay falan içtik. Dedi ki girmek yasak, beni bile almadılar. O da gitti hani, zaten abla. Onun iyiliği için hani mikrofon falan taşıyabiliriz. Onun iyiliği için o da gitti zaten, biz de gittik sonra. Anladım. Böyle bir süreç. Peki. Orada bile bir aksiyon yaşadık. Benim soracak sorum kalmadı. Ben sordum hepsini sana. Tamam ya, benim mi bitti ya? İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrardan abone olmayı, videoya like atmayı unutmayınız. Öpüyorum hepinizi, görüşürüz. Bay bay.